Yalnız maçı izlerken bugün buraya kafileyle gelen futbolcuların bir kısmı Galatasaray kulübünde, Galatasaray takımında olduğunun farkında hala olamamışlar. Birçoğu buraya son defa geldi Galatasaray kimliği altında. Herhalde yarından itibaren de bir kısmı Galatasaray'da olmayacak. Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın Gençler Birliği maçı sonrasında yaptığı bu sert açıklama Sarı Kırmızılı camiada bomba etkisi yaptı. Başkan Polat'ın Galatasaray'daki son maçlarıydı dediği futbolcuların kim olduğu merak edilirken listenin başında bulunan ilk ismin Elano olduğu ifade edildi. Büyük umutlarla transfer edilen Elano'yla Dünya Kupası'ndan sonra yolların ayrılacağı ileri sürüldü. Elano'nun yanı sıra Dos Santos ve Servet'le de yolların ayrılacağı iddia edildi. Servet de şöyle konuştu. Ya benim zaten şu an Galatasaray'da 2 senelik sözleşmem var. Kulüp istemediği süreç böyle gidemem. Ama ben biliyorsunuz geçen sene de ondan önceki sene de yurt dışında oynama hedefim olduğunu söylemiştim. Ama şartlar kulübümüze uygun olursa ancak... Var mı teklifler? Ya, teklif var ama şimdi teklif var ama kulübümüzün bonservisle biraz kolaylık sağlaması gerekiyor. Biraz kolaylık sağlarsa yurt dışı olabilir. Bu arada Başkan Polat her gün takımdan gideceği iddia edilen teknik direktör Raykart ve Arda için de şu açıklamayı yaptı. Ben daha önce de söyledim. Galatasaray'ın teknik direktör konusu gündeminde yok. Bu tür spekülatif haberler çıkıyor. Zaten son bir aydır topyekun Galatasaray'a bir saldırı var. Binlerce yalan haber çıkıyor. Ama neticede biz birçoğunu da artık yalanlamaktan vazgeçtik. Çünkü yalanlamaya kalksak internet sitemiz tamamıyla yalanlarla, yalanlamayla dolu olacak. Raykart'la biz yolumuza devam ediyoruz. Onlar da zaten yeni sezonun çalışmalarını yapıyorlar. Arda, yani Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri. Daha önce yıldız adayıydı diyordum hep. Şu anda yıldızlardan biri. Ağır bir sezon geçirdi. Kaptanlık yükü de vardı omuzlarında. Ben hep söylüyorum bu futbolcuları Avrupa'da kupa kaldırmadan göndermek istemiyorum. Hep dedim bunu. Ama arkasına da ilave ettim. Biz sporcu, futbolcu ticareti yapmıyoruz. Hiçbirinin ayağına zincir vuramayız. Ama Galatasaray'dan illa da ben ayrılmak istiyorum diyen bir futbolcu olursa da o zaman kulüplerin şartlarda uyması kaydı içerisinden her futbolcu tabii ki gidebilir.